yıllardır hep düşünüyorum. Fakvadi'nin gözleri görmez, kulağı iyi işitir, burnu ta Şam'daki kayısının kokusunu alırmış. Vardığı yerlerde kah ışık olur aydınlatır, kah karanlık olur ayıpları gizlermiş. Bir lokma bir hırka da değil, bir tatlı tebessüm bile yetermiş Fakvadi'ye. Zaten az uyur, az yer, az içer, kilosuna dikkat edermiş. Onunla oturanın iç sıkıntısı gider, gönlü ferahlar, hayata daha da sarılırmış. Bir efsaneye göre Fakvadi'nin dokunduğu 100 yıl yaşarmış. Yeni ayın ilk günü Fakvadi ile karşılaşıp onu yediren içirenlerden olursanız, bu dünyada sırtınız yere gelmeyeceği gibi 7 kat alemde de serbest dolaşım ve gold vize gibi imkanlar varmış. Ne diyorsun Nazar? Âlâ olmuş efendim. Yani abartı olduğu kadar eksikleri de var. Zaten hep böyle yanlış bilenlerden dolayı tufalanıyoruz. Neyse. Ver bakayım. Böyle. Nasıl oldu? Vay, parladı abi. Parladı da 3 köydür geziyoruz. Yani verilenlere bak. Çavdar ekmeği. Yani bir baş soğan. Bu ne ya? Toprak düdük. Bunun içine su koyuyorsun. Üflüyorsun. Agacım bu şekilde olmaz. Ben 100 yıl yaşatacağım diye vaatte bulunuyorum. Yarım kilo bulgur olacak iş mi bu? Millet aç, aç. Burada çok önemli sağlık hizmeti veriyorum ben. Neyse. Ne var menüde? 2 tane ayağı aksayan var. Bir havaleli, bir tane de düz salak var. Tamam, önce topalı al. Basmaz olmuş ayağı ne toprağa ne çimene. Etli değnek derman ise... Vur götüne kimene. Tamam, onunla gireceğim. Hay yaşa, hadi. Bacağını omzuma ver. Bacağını omzuna ver. Heh. Tamam. Bana öyle bana. Gel. Tamam. Sağ ol.